Çiçeği koyuyor mu? Kapı. İlimiz Halli ilçesi Paşabağ Mahallesi sınırlarında yer alan eski sanayi alanı kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında bulunan Cavsat Deresi Taşkın sınırının eklenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi komisyonumuzca ekli ve imzalı pasta doğrultusunda oy çokluğuyla uygun görülmüştür. Komisyon üyelerinden Naide Kılıcı şerhet bulunmaktadır. Mevcut halin kalmasını uygun gördüğümüzden dolayı şerh düşüyoruz. Alan Halili ilçesi Paşabağ Mahallesi'nde eski sanayi olarak bilinen alan. Bu alanın ortasından Sırrın Deresi geçmektedir. Cavsat Deresi geçmektedir. Son yaşanan sel doğrultusunda derenin yan tarafında koruma bandının daha da genişletilmesi talebi geldi kentsel dönüşüm dairemizden. Talep doğrultusunda derenin havzası daha da genişletilerek koruma bandı. Burada yapılan çalışmanın içeriğindeki niyet yapıları dereden uzaklaştırmak, dere taşkın sahasını genişletmek. Bakın tekrar söylüyorum. Soruyorum, dereden uzaklaştırmak. Bakın bu değişiklik. Evet. Sayın Başkanım, demagoji yapmanın bir anlamı yok. Hazır moda mod metinler yazarak burada yanlış bilgi vermenin bir anlamı yok. Şanlıurfa halkı bu kararın altında HDP meclis üyelerine şerh olduğunu bilmeli. Dere ıslah çalışması genişletiliyor, dere koruma bandı genişletiliyor ve buna parti grubu karar alarak ki onları örgütlüyor, karar alarak karşı çıkıyor. Bakın halk bunu bilmeli. Şanlıurfa halkının hayati riski neden olan 17 insanın öldüğü taşkın sahalarının genişletilmesinde derenin büyütülmesine karşı çıkıyor bu parti. Ben buraya dikkat çekmek istiyorum. Yoksa saatlerce raporlar okuruz. Şu bunu dedi, bu bunu dedi, o mühendis bunu dedi. Mesele bu değil. Hiç teknik değil. İnsani bir şey söylüyorum. Derenin taşkın sahası genişletiliyor ve arkadaşlar karşı çıkıyor. Olay bu kadar basit. Sonra da GAP döneminde bilmem şu tarihte kaldırabilirler. Dere şöyle olsaydı böyle olurdu. 20 yıl sonra belki birileri de diyecek ki o gün dere esnaf çalışması daha genişletilmiş olsaydı bu olmazdı diyecekti. Bugün karşı çıktıkları çalışmayı söyleyecekti belki. Çoğunluk orada olsaydı bu karar red olacaktı. Belki yarın burada da taşkın olacak. Bakın siz söylediniz. İklimler değişiyor. Dolayısıyla devletin sistemi de değişiyor. Koskoca Çevre Şehircilik Bakanlığı'na iklim değişikliği eklendi. Mevsimler eskisi gibi değil, yağışlar eskisi gibi değil, dünya eski dünya değil. Görüyoruz, insanlar da eski insanlar değil. Savaşlar var, insanlar yamyam olmuş. O da farklı bir boyut. Bu değişikliğe biz teknik olarak, teknolojik olarak ayak uydurmazsak tabii ki bu felaketler başımıza gelecek. Ha, mevcut yapılaşmanın içerisinde, mevcut şartlar içerisinde ne kadar ona ayak uydurabiliriz? %100 yapabilir miyiz? Belki bugün hayır. Ama %90'ı 91 yapmaya, 92 yapmaya çalışmaktır bu. Arkadaş demografi yapmayın diyor ama öyle bir şey değil Sayın Başkan. Siz yıllardır bu kenti yöneten insanlarsınız. İktidar olan sizlersiniz. Şimdi gelip sadece bir dere yatağını biz biraz ıslah ediyoruz, genişletiyoruz diye burada insanların bütün o vebali bizim üzerimize atamazsınız. Bu ya partinin üzerine atamazsınız. Bu projeleri çok önceden, Karaköprü yeni bir alan ya, yani yapılaşmaya yeni açılan bir alan. Derenin dibine siz yüksek birçok kat iznine, imar iznine onay verdiniz. Bunları görmeden şimdi bu derenin genişletilmesini biz sadece genel bir taslak olarak bu derenin bu şekilde ıslahıyla bu sorunların hiçbirini çözemezsiniz. Ülkenin her yerinde sel felaketinin aldığı can kaybı bu iktidarın yönetime geldiği kadar hiçbir dönem yaşanmamıştı. Çok eski Osmanlı döneminden itibaren Ahmet Bahçıvan İş Merkezi'nde yapılan bir köprü, ismini hatırlayamıyorum. Bilen arkadaş varsa söylesin, sevinirim. O dönemde dahi yapılan köprüler şu an sizin yaptığınız bütün köprülerden, bütün altyapı çalışmasından çok çok daha sağlıklıdır. O teknoloji, o imkanlarla bile. Şu an o can, yani kaybettiğimiz yurttaşların vebalini bizim üzerimize atamazsınız. Kendinizi bu şekilde atlayamazsınız. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. 14.30 mu? 14.30.
Evet.